Yani zevk aldığını yapıyor. Onun için de burada bir amel ya hayır olduğu için, ya yarar olduğu için, ya haz olduğu için yapılır. Modern toplum üçüncüsüne ayarlı. Ve yalnızca onu yapıyor. Hazla, haz ve hız çağı deniliyor ya. Haz ve hız çağı. Bir İslam'ınsa maksadı hayır olduğu için yapmak. Hayır, velev ki acı çeksin. Hayır olduğu için yapmak. Hatta hayır olduğu için önce acı çeker, sonra acısından yarar damıtır, en sonunda acısından haz almaya başlar. Aminna. İşte o zaman kemaldir bu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok o zaman acısını tatlı ister gibi ister. Ve ya Rabbi memnunum der. Razıyım der. Senden gelene. O zaman onu üzecek ne vardır? O zaman onu bedbin edecek ne vardır? Onu umutsuzluk gayasına yuvarlayacak bir şey var mı? Rabbisiyle öyle tanışmış ki acıdan bal damıtıyor. Bunu üzecek bir şey var mı? Çelikleniyor. Aynen bu öyle. Aynen öyle. Yani samur kürkü parlatmak için kamçılarlarmış. Amin. Keçe dövüldükçe sertlenirmiş. Bugünün çocukları sert değiller. Daha doğrusu dayanıklı değiller. Niye? Çünkü sıkıntıya gelemiyorlar. Onun için mahrumiyetten mahrumlar diyor. Bu çok ciddi altı çizilmesi gerekiyor. Peki nasıl mahrumiyeti alıştıracağız onları? Aynen öyle. Bakınız biraz önce bir hadise söyledim. Sadece izcilik boyutu. Bu oysa ki çok küçük bir şey. Çok küçük bir şey. Ama biz bunun daha derin ve sürekli olanını yapabiliriz. Nasıl? Şöyle. Çocuklarımızı havuzlara atarak. Havuzlara. Havuzlar. Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Balık gölde yetişir. Eğer havuzun suyunu yok ederseniz veya havuza atmazsanız timsahlaşır. Metamorfoz geçirir. Onun için bakınız Allah yüzsün diye yaratıyor. Fakat bunlar havuza atılmadıkları için timsahlaşıyorlar. Yüzmeyi öğrenemiyorlar. Yani hayat denizinde boğuluyorlar. En ufak bir şeyde bakıyorsunuz batı veriyor. Onun için de vaveylayı basıyorlar. Oysa ki hayat denizinde her zaman böyle sakin, pür sakin değildir. Bazen fırtına kopar. Gelir üstünüze. Peki ne yapacaksınız? Bu hayat denizinde fırtınalara karşı göğüs gelecek bir tecrübeniz olması lazım. Yüzücü olacak. Aynen öyle. Gücünüz olma, takviyeniz olması. Hadi adını söyleyelim. Vikaye. Takvanız olması lazım. Takvanız. Yani gönül pazularınız güçlü olacak. Gönül soluğunuz debisi büyük olacak. Peki gönül bu somut bir örnek söyle Mustafa. Nasıl havuza atacağız çocuğu ya? Yani daha somut nasıl söyleyeyim? Ya, sen yanlış, çok nazik söyle. Yok, yanlış yok. Anlaşılır. Peki efendim. Bana söyle ben söyleyeyim. Efendim. Müslümanlar cemaat olacaklar. Müslümanlar cemaat olacak. Cemaat olacaklar. Bu mübarek din tek başına yaşanmaz. Mümkün değil zaten özüne aykırı. Eyvallah. Sivil toplum kuruluşu cemaatin yerini tutmaz. Yani kavramlarımızı doğru kullanalım. Onun için İslam cemaati öbek öbek bir bütünün parçaları olduğunun bilincinde olarak aidiyeti olan bir parça olarak, parça olduğunu asla unutmadan, parçanın bütünlük iddiası gibi bir cinayete sapmadan, bu çok mühim, mutlaka havuzlarımız olacak. Bu havuzlar bir gün gelir, havuzlar çoğaldı mı, aradaki duvarları bu suyun yüksek debisi bir gün yıkar ve havuz, göl, göl deniz, deniz okyanusu. Ama bugün başka bir şey görüyoruz. Yani bu havuzlar izole ediyorlar çocukları. İşte bu kötü. Gettolaşıyor çocuklar. Onu söyledim. Onu söyledim. Onun için parça kendi başına bütün olduğunu iddia etmeden olacak bu. Parçaya parça olduğu şuuru sürekli hatırlatılacak. Sen bir bütünün parçasısın. Aidiyetin var. Aidiyetin ümmettir.
Ümmet okyanusunun bir havuzusun sen denecek. Ve işte o havuzlarda mahrumiyet öğretilecek. Yani varlık içinde mahrumiyet öğretilecek. Başka çaresi yok. Onun için çocuk hayır denilmesini öğrenecek, hayır demeyi de öğrenecek. Yokun hayır olduğunu öğrenecek. Hadi doğrusunu söyleyin. Eyvallah. Yokun hayır olduğunu. Yok da hayır olduğunu. Onun için halk irfanımız yokun adını hayır koymuştur. Hayır Arapçadır. Evet. Ama bizde hayır yokun yerine kullanılır. Yokluğu hayırlıdır demek. Yokluğun da hayır gör demek. Yani yok her zaman hayırsız değildir. Bazı yoklar hayırlıdır. Yoktan hayır damıt demek. Bu irfanı vereceğiz çocuklara. Bunun için de mutlaka ve mutlaka sürekli bir terbiye. Sürekli bir terbiye. Siz sokaklardan ne bekleyebiliriz ki? Okuldan ne bekleyebiliriz ki? Onun için de sürekli antivirüs programından geçireceğiz zihinlerini. Bakınız dışarı çıkıp geldiği zaman bizler şu yaşımızda etrafımızdan etkileniyoruz. Ben şahsen korkuyorum arkadaş. Siz korkmuyor musunuz? Yani nefisle aşık atılır mı? Nefis çakmak taşına benzer demiştim. 40 yıl denizin dibinde ıslatsanız çıkarınca yine kıvılcım. Çaktın mı kıvılcımı geldi. Kıvılcım yani ıslandım falan demez. Islanmaz. Onun için kim nefisle aşık atmaya, güreş tutmaya kalkar ki? O nedenle وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ Ben nefsimi temize çıkar. Ben kendimi temize çıkarmam. Çünkü insan benliği, insan egosu kötülüğü emreder. Bu manada sürekli bir dediğim gibi korunma içinde. Ama bu küvez değil. Amin. Onun için antivirüs programı diyorum. Antivirüs programı nedir? Vahidir dostlar. Bu program aynı zamanda update edilecek. Hadi modernlerin... İlla ki güzel. Evet. Yani çünkü dünün antivirüs programı bugünkü virüsleri temizlemiyor. 500 sene evvelki yazılımlar bugünkü virüsleri temizlemiyor. Yeni virüsler çıktı ortaya. Onun için de güncellemek lazım. İşte vahiy ile günlük, vahiy ile her an, her dem taze olan irtibatımız vahiy de kalbimizde güncelliyor. Bilmem anlatabilirim. Çok güzel anlatıyorsun. Eyvallah. Ha. Bu manada söylenecek şey çoktur ama bunlar asıllarıdır. Bu çocuklar için mutlaka nasıl bizim halkalarımız var, bizim cemaatimiz var, çocukların da cemaatleri olmalı. Anlatabiliyor muyum? Şöyle bir şey demek mümkün mü Mustafa? Hazır formül yoktur bu konuda. Doğru. Temel ilkeler vardır. Doğru. Bu temel ilkeler konusunda hemfikir olan insanlar... Doğru. Kendi şartlarına göre değişik formüller üretecekler. Aynen değişik öyle. Yöntemler geliştirecekler. Dilinize sağlık. Öyle mi demek lazım? Aynen öyle. Öyle demek yoksa basma kalıplaşıyor iş hayır. Yani. Bir kere şunu söyleyeyim. Ortamlar, şartlar, durumlar, kişiler, mizaçlar değiştikçe çözümler de değişir. Kaldı ki insanla ilgili kalıp çözümler sunmak bizatihi zaaftır. Eyvallah. Bu manada... Eğer böyle kalıp çözümler olsaydı bu dini bize sunan kaynak bize kalıp çözümler de sunardı. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Hayat canlıdır. Amin. Hayat her an tazelenir. Hayatın değişmeyen kuralı değişmektir. O halde bizim de standart sabit şeylerimiz olmayacak. Usul fetişisti olmayacak. Nereden buluyorsun bu sözleri? Usul fetişizmi korkunç bir fetişizm. 15. yüzyılda Avrupa bu fetişizme saptı Descartes'la. Ha, iş bitti zaten. Discord, film koptu da. De la metotta. İşte bitti. Usul yani efendim ne diyorlar ecnebiler usule? Metot. Metot. Metot fetişizmi. Metot tapıcılığı. Şimdi o bize sıçradı. Bizim içimizden bazıları efendim metodoloji fetişizmi yapıyorlar. Ayol metodoloji dediğiniz şeyin kurallarını insanlar tespit ediyor. Tabii ki. İnsanların tespit ettiği kuralları fetiş ilan etmek, değişmez ilan etmek de nereden çıktı? Bu fıkıh usulü içinde geçerlidir. İslam'ın en öz usulüdür. Efendimiz usul mü koydu ortaya? Anlatabiliyor muyum? O bu usulü, dondurmak. Aynen öyle. O usulün çıkarıldığı şey de yine vahiydir.
Vahiy ortadadır.